Valla bütün çok değerli çiçek seven arkadaşlar. Bugün ben yılbaşı çiçeğimi de sizlere anlatmak istedim arkadaşlar. Bunu ben şu sonlara şoktan falan almadım arkadaşlar. Yazın başında ben normal çiçek olarak aldım bunu. Yazın büyütürken çok aşırı zorlandım arkadaşlar ben bu çiçeğimi. Sulasam da sulamasam da yapraklar buruş buruş. Hiç canlı değil. Çok kötüydü arkadaşlar. Gölgede baktım ben. Çok dikkat ettim. Sürekli yaprağından falan çoğaltmaya çalıştım ama arkadaşlar yine de çok zorlandım ben kendisini. En son çözümü toprağını değiştirmekte buldum. Toprağını değiştirip torfa ektim arkadaşlar. Torfa ekince biraz kendini tuttu arkadaşlar. Biraz şey oldu. Havalar serinleyince, sonbahar başlayınca da hemen şey oldu. Yani böyle kendini tuttu. Daha rahat şey olmaya başladı arkadaşlar. Ben bundan tam 3 sıra vardı. Şu an 2 sıra gözüküyor ama arkadaşlar 3 sıra vardı. Birini tamamıyla çoğaltmak için kullandım ama kesinlikle çoğaltamadım. Minicik bir dal çoğaltabildim sadece arkadaşlar. Havaların soğumasıyla hemen pütür pütür minik minik tomurcuklanmaya başladı. Şimdi de ben soğuklara dayanıksız diye son bir aydır içeri aldım kendisini. Ve böyle sehpanın altında bakıyorum. Tomurcuklandıktan sonra da arkadaşlar yılbaşı çiçeklerini çok az sulamak gerekiyormuş. Hatta son bir ay hiç sulamamak gerekiyormuş tomurcuklandıktan sonra. Yani hiç suyu seven bir tür değil. Çok az sulamak gerekiyor kendisini. Ben işte içeri aldım ve sehpanın altında bakıyorum arkadaşlar. Bunun gece gündüz sıcaklık farkını ve şeyi gece gündüz olayını karanlığı hissetmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Çiçek açana kadar şimdi ben bunu hemen hemen hiç sulamayacağım arkadaşlar. Sulamadığım gibi işte sehpanın alt tarafını tutuyorum. Hem güneş de görüyor. Artı gece olunca da daha bir karanlık oluyor. Ve böyle şey yaptıktan sonra arkadaşlar sehpanın altına aldıktan sonra tomurcuklarımız da büyümeye başladı böyle gördüğünüz üzere. İnşallah açmasını da çekerim arkadaşlar. Böyle yılbaşı çiçeğinde sizlere anlatmak istedim arkadaşlar. Suyu hiç sevmiyor. Gölgeyi seviyor kendisi. Serinliklerde tomurcuklanmaya başlıyor. Kışın soğuğa aşırı dayanıksız. İçeride almak gerekiyormuş arkadaşlar. Hayırlı günler, iyi günler hepinize.